Merhaba Yüre Aydınlık dostlar. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Bugün değerli konuğumuz Kerim Rota ile Türkiye ekonomisini konuşacağız. Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? İyi yayınlar. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Artık koronavirüs sayesinde artık teknolojiyi bu hale kullanmaya başladık. Stüdyolardan çıktık. Artık Skype üzerinden yayınlarımızla izleyicilerimize ulaşıyoruz. Kerim Bey, bugün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye evet. İlk çeyrekte %4,5 büyüdü. Önceki gün Sayın Ekonomi Bakanımız da Türkiye 2020'de pozitif büyüyecek diyor. Ama dünyadaki verilere baktığımızda çoğu ülke çift haneli küçülmeden bahsederken Türkiye gerçekten pozitif büyüme sağlanabilir mi? Ya da bu %4,5 çok inandırıcı bir rakam mı? %4,5'luk büyüme aslında beklentilerden biraz daha düşük bir büyümeydi. Yani 5,2-5,3 gibi bir beklenti vardı ilk çeyrek için. Tabii ilk çeyrekte şunu göz ardı etmemek lazım Gökhan Bey. Hemen hemen 2,5 ayı normal ekonomik faaliyetlerin devam ettiği ama son 15 günü pandeminin etkisinde olan bir çeyrekti. Dolayısıyla bu 4,5'luk büyüme bu 2,5 ayın önemli etkisini içeriyor. Ama önümüzdeki dönem yani ikinci çeyrekte göreceğimiz rakamlar ciddi küçülme olacak çok doğal olarak. Çünkü insanlar evde, ekonomiler kapalı. Yine de Türkiye'nin bu 4,5'luk büyüme ilk çeyrekte yapmış olması sene içindeki toplam büyümesine veya küçülme miktarına pozitif etki edecek mutlaka ki. Şöyle düşünmek lazım. İkinci çeyrekte ciddi bir küçülmemiz olacak. Muhtemelen 3. çeyrek ve 4. çeyrekte de büyümeler olacak. Bunların toplamında gerçekten bir büyüme rakamına ulaşır mıyız? Burada tabii bir soru işareti var. Benim şahsi beklentim -1 ile +1 arasında, -1 ile 0 arasında bir rakama ulaşılabileceği yönünde. Belirttiğiniz gibi diğer ülkelerde bu oldukça ciddi eksiler olacak ama Türkiye'nin tabii şöyle bir avantajı var. Türkiye geçmiş yıllarda zaten potansiyel büyümesinin çok altında bir büyüme gerçekleştirdi 2018'de ve 2019'da. O yüzden bunların biraz geri kapatma dönemiydi 2020'nin birinci çeyreği ve ikinci çeyreği. Maalesef pandemi buna engel oldu. Dolayısıyla bizim küçülmemiz diğer ülkelere göre biraz daha az olacak veya çok hafif büyüyebiliriz. Ama sorun şuradaki Türkiye'nin hem nüfus artışıyla beraber hem de mevcut işsizlik rakamlarına baktığınızda zaten %4-5 büyümesi gerekiyor. Buna potansiyel büyüme deniyor. Türkiye hem 2018 yılında hem 2019 yılında potansiyel büyümenin çok gerisinde kaldı. Bu sene 0 gibi bir büyüme rakamı veya +1 gibi bir büyüme rakamı çıksa bile Türkiye'nin 3 senelik büyümesi Gökhan Bey %1'ler 1,5'lar civarında maksimum olabilecek gibi görünüyor. Yani 3 sene boyunca potansiyel büyümesinin 3-4 puan altında kalmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu da hem gelir dağılımı bozukluğu hem yüksek işsizlik hem de ciddi anlamda iş arama ümidinin kaybedilmesine sebep oluyor. Kerim Bey, özellikle başta IMF dahil olmak üzere birçok uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'yi 2020 için minimum %5 küçülme olarak öngörürken siz diyorsunuz belki 1 puan bile gerçi düşük bir rakam ama bu aradaki fark makas neden büyük bu kadar büyük? TÜİK'le veya bakanımızın açıklamasıyla dünyadaki saygın ekonomi kuruluşlarının beklentileri arasındaki fark. Şimdi IMF veya IIF gibi kuruluşların genellikle raporlarındaki beklentiler yani Türkiye raporlarındaki hedef tutturmalar genellikle düşüktür. Bunu göz ardı etmemek lazım. Genellikle biraz daha kötümser taraftan başlarlar. Daha sonra düzeltirler, revize ederler. O yüzden ben Türkiye'deki rakamın ne Sayın Bakan'ın söylediği kadar iyi olacağını ne de IMF'in söylediği kadar kötü olacağını düşünüyorum. İkisinin ortasında bir yerdeyim. İkisinin ortası 1 puan 0 evet. puan dengesi gibi gidiyor evet. o zaman yani evet. ortalamayı aldığımızda tabii ki. Doğru. Bir de özellikle şunda dikkatimizi çekti de önceki gün Almanya ekonomisi açıkladı. O da küçülme kararı aldı. Mesela Amerika'daki işsizlik 44 milyon kişiyi geçti en azından pandemi sürecinde işsizlik başvurusu. Tabii Türkiye'de bir işsizlik rakamı, genç işsizlik rakamı rekora doğru gidiyor. Bu küçülmenin işsizliğe ve doğal olarak da enflasyona bir etkisi olacak mı? Mutlaka olacak. Biraz evvel bahsettiğim potansiyel büyümeden uzaklaşmak iki şeye yol açıyor. Birincisi yeni iş sahası ortaya çıkmıyor. Yeni iş alanları ortaya çıkmıyor. İkincisi artık yeni iş alanlarının ortaya çıkmasından bıkan insanlarımız, özellikle gençlerimiz iş aramaktan vazgeçiyor. O yüzden bizim manşet işsizlik oranımız düşük olsa da geniş tanımlı işsizlik dediğimiz oran yukarı gitmeye devam ediyor. Bir anlamda biz ev genci diye adlandırıyoruz. Ev genci diye adlandıracağımız gençlerimiz oluşmaya başladı Gökhan Bey. Bu da nedir? Ne bir işte çalışan
ne bir okulda okuyan ne de bir yerde staj gören, annesinin, babasının, evde çalışan birinin eline bakan veya onların emekli maaşının eline bakan bir gençlik oluştu. Asıl kritik olan bu. Bu ev gençlerinin sayısı da geçtiğimiz ay itibariyle 5 milyonun üzerindeydi. Çok ciddi bir rakam, 5 milyon evet. Rakam yani telafi edilebilecek bir durumda değil. Bir de özellikle finansal piyasalara bakıyoruz. Başta Borsa İstanbul olmak üzere ciddi anlamda bir yükseliş var. Dolar o 7.23 bandından evet. 6.85'ler 80'lere kadar düştü. Tabii Türkiye'de insanlar ekonomi iyiye gidiyor mu kötüye gidiyor mu derken iki değere bakar. Borsaya bakıyor, bir de dolara bakıyor. Bir müdahale mi söz konusu yoksa başarılı bir ekonomi yönetimi mi söz konusu? Şöyle Gökhan Bey, yani doların 7.20'den 6.85'lere düşmesinin bence bir başarı olarak adlandırılmaması gerekiyor. Sorun şurada, Türkiye gelişen ülkelere baktığınızda, yani bizim gibi ülkelere baktığınızda son 2 senedir çok ciddi Türk lirası değer kaybetmiş durumda. Neredeyse 1994 seviyelerine gelmiş durumda. Bu Merkez Bankası'nın yanında reel efektif döviz kuru endeksine bakıldığında. 2018 ve 2019'da bu kadar değer kaybetmesi diğer ülkelere göre 2020'de bir miktar Türk lirasını korudu. Ama Türkiye'de yeterli güven olsaydı, yeterli büyümeler olabilseydi zaten Türk lirasının olması gerektiği seviye bunun çok aşağılarında olması gerekiyordu. Yani bugün 6.80'leri değil belki 5.80'leri konuşuyor olmamız gereken bir yerdeydik. Biz o zemini geçtiğimiz 2 sene içerisinde maalesef kaybettik. Dolayısıyla şimdiki kötüleşmemiz diğer ülkelere göre biraz daha az olabiliyor. Ama toplamda şuna bakmak lazım. Biz gelişen ülkeler pazarının neresindeyiz diye baktığımızda hala Türk parası son 2 sene, 2,5 seneye baktığınızda Arjantin parasıyla beraber en kötü performans yapan ülkelerden bir tanesi. Türk lirasının hak ettiği yer aslında çok daha değerli olmak. Bir de Türk lirasının convertible yani uluslararası piyasalarda bir geçerliliği vardı. Bu risk artık ortaya çıkıyor mu? Yani bu geçerliliği kaybetme durumu söz konusu olabilir mi? Evet, Türk lirasının convertibilitesinde ciddi bir aşınma oldu. Yine bu da 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonraki uygulamalar, hem Merkez Bankası rezervlerinin yoğun satılması, hem bu swap yasakları ve yabancı uzun vadeli Türk lirası yatırımcılarının artık bu pazardan çekilmeye başlamalarıyla ortaya çıktı. Swap, hazine bonosu ve hisse piyasasından Türk lirası olarak çıkışlar 35 milyar doları buldu son 1,5 sene içerisinde. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bu nedenle de konvertibilite ciddi zarar gördü. İşte bu nedenledir ki Merkez Bankamız daha çok swap piyasasının içinde olmaya ve Türk bankalarıyla daha çok swap yapmaya da mecbur kaldı. O pazar kaybolduğu için o pazarın yerine geçmeye çalışıyor. Bu pazar kaybolduğu zaman da gerek konut kredilerinde gerek uzun vadeli kredilerde de ciddi anlamda vade kısıtlamaları oluşuyor. Bugün Merkez Bankası'nın yayınladığı finansal istikrar raporunda da bunun ipuçlarını görmeye başladık. Yani vade sayılar azalacak mı? Mesela insanlar ev alırken, yani özellikle bu izleyicilerimiz için merak eden bir konu olacak. 15 yıl, 10 yıl vadeler daha mı geri düşecek? Bankalar daha iyi faizleri, daha düşük faizleri daha kısa vadelerde sunmaya başladılar. Kamu bankaları şimdilik bir istisna ama bu trend böyle gittikçe uzun vadeli kredilerde faizler daha yüksek olmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Kerim Bey, özellikle pandemiyle birlikte Türkiye'de ciddi anlamda bir ekonomik darboğaz yaşandığını artık çevremizden, aslında sokağa çıktığımız anda görebiliyoruz. Ertelenen krediler var, ödenemeyen maaşlar var, kapanan iş yerleri var. Özellikle bankacılık sektörü bu krizi ne kadar etkileyecek, nasıl hissedecek ya da vatandaşa nasıl yansıtacak, en önemli kısmı da bu tabii ki. Sıkıntı şu ki bankacılık sektörü, özellikle özel sektör bankaları bu kredi artışına çok gönülsüz katılıyorlar. Aslında katılmıyorlar da işte bu BDDK'nın çıkardığı bazı rasyolarla biraz da zorlandılar. Ve kredi artışını aslında gönülden yapmak istemeyen bir özel banka sektörü var. Bunun da aslında en önemli sebebi 2018'de oluşan kur şokundan sonra ciddi anlamda kredilerin tahsili gecikmiş alacaklarından şüphe duyuyorlar. İleriye yönelik de burada bir sermaye tamponu oluşturmak istiyorlar. Yani bankaların rasyolarında bir sorun yok. Bankalar sağlam ve ciddi sermaye yeterlilikleri var. Ama ileriye yönelik olarak bunların azalabileceği endişesiyle yeni kredi vermekten imtina ediyorlar. Bu sıkıntıdan dolayıdır da bazı zorlamalarla bu kredi piyasasına geri döndürülmeye çalışılıyor bankalar. Ben bunu böyle iğneyle oynatılan bir futbolcuya benzetiyorum. Mutlaka o maçtan sonrasında da ağrıları, sancıları daha fazla oluyor. O yüzden bu piyasanın daha gönüllü bir piyasa haline gelebilmesi için
bu kötü kredi sorunuyla daha net yüzleşilmesi lazım. Onun biraz geride bırakılması lazım ve ondan sonra tekerleklerin daha hızlı dönmesi gerekiyor. Ama ineğiyle oynatılacak futbolcu örneğiniz gerçekten yerindeydi Kerim Bey. Peki özellikle Kerim Bey bu işsizlik rakamlarını değerlendirdiniz, banka değerlendirdiniz ama sonuçta bir ekonomi yönetimi de sürekli baktığımız açıklamalar yapıyor veya Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor. Türkiye ayağa kalkacak, atak yapacak diye. Sizce bu politik söylem mi yoksa bir balon ekonomisinden mi bahsediyoruz? Yani sonuçta bir politikanın içindesiniz artık siz de. Tabii. Ya bizim endişemiz şu Gökhan Bey. Türkiye 2018, 2019 ve muhtemelen 2020 içerisinde biraz evvel bahsettiğim gibi potansiyel büyümesinden çok daha aşağıda büyüyor. Ve bu ciddi anlamda işsizlik gibi yakıcı sorunlara, gelir dağılım bozukluğu gibi yakıcı sorunların daha derinleşmesine yol açıyor. Şöyle bakalım. Türkiye son 20 sene içerisinde bu şekilde potansiyel büyümesinin altında kaldığı kaç yıl oldu diye baktığınızda hiç bu kadar arka arkaya %4'ün 5'in altında küçüldüğü veya altında kaldığı başka yıllar olmamıştı. Demek ki burada sistemde ve ekonomi yönetiminde ve yaklaşımlarda bir sorun olduğunu biz buradan çok net görebiliyoruz. Çünkü şu olabilir, dışarıdan bir şok gelir. O sene küçülürsünüz ama ertesini telafi edersiniz. Türkiye 3 senedir hem dış şoklarla hem iç şoklarla bir kısmı da kendimizin yarattığı düşmanlaştırma kampanyalarıyla 3 senedir potansiyel büyümesinin altında kalıyor. Artık burada bir sorun var. Yani bizim bu sorunu düşmanlaştırma veya dışarıdan gelen güçlerin üzerimize oyunlarıyla açıklamaktan vazgeçip biraz daha hedefe doğru ne yapılabilir? Stratejik bir bakış açısı gerekiyor. Kerim Bey, özellikle 23 derece yayınlarında izleyicilerimizden gelen en yoğun bir soru. Tabii ki biz de artık bu ekonomik krizde aslında iktisatçı gibi kavramlar öğrenmeye başladık. Neredeyse slamflasyon, stagflasyon kelimelerini bile kullanıyor olduk yayınımızda. Evet. Ki çok terminolojik kelimeler olmasına rağmen. Döviz kuru ne olacak diye soruyorlar. Bir ikincisi özellikle dış borcun ödenmesi konusunda Türkiye nasıl bir metodoloji izleyecek diyor. Kısa vadeli dış borç 169 milyar dolar. Evet. Bu mümkün değil göründüğümüz kadarıyla. Muhtemelen borcu döndürmeye çalışacağız. Nasıl bir metot izlenecek? Sizce nasıl olmalı daha doğrusu? Sonuçta Gelecek Evet. Partisi'nin ekonomi kurmayısınız. Evet. Gökhan Bey, biz tartışmaya hep yanlış bir yerden bakıyoruz. Şuna bakılıyor. Ya işte Merkez Bankası rezervleri düşüyor. Dış borcumuz da bu kadar, bir yıla kadar kısa vadeli dış borcumuz. Acaba borçlarımızı ödeyemeyecek miyiz gibi bir endişeyle hesaplar yapılıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Merkez Bankası rezervleri 80 milyar dolar civarında, 84 milyar dolar civarında. Ama bankaların da bunun dışında rezervleri var. Bunları topladığınızda uluslararası rezervler 100 milyar doların üzerine zaten çıkıyor. Bir sene içinde ödeyeceğimiz borç, 170 milyar dolara yakın borcun hepsini tabii ki geri ödemeyeceğiz. Türkiye en kötü zamanlarında bile borçlarını %70-75 döndürebilecek kapasitede, kabiliyette bir ülke. Dolayısıyla Türkiye dış borcunu ödeyecek. Ama sorun şurada, Türkiye net dış borç ödeyicisi olduğu senelerde küçülmeye mahkum kalıyor. Bu büyüme modelinde bir sorun var ama aynı anda da Türkiye'yi net dış borç ödeyicisi olmaya mahkum edip başka bir strateji kurmamakta işsizliği ve hatta enflasyonu da bir noktada tetikliyor kur artışları sebebiyle. O yüzden şunu söylemek lazım. Türkiye ne zamanlığa net dış borç ödeyicisi oldu? 2018'de oldu, 2019'da oldu ve 2020'de de öyle olacak. Ve bu da ciddi anlamda reel ekonomiyi negatif etkiliyor. Yine son 20 seneye bakalım. Türkiye'nin net dış borç ödeyicisi olduğu sene 5-6'yı geçmez ve bunun son 3 tanesi son Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde oldu. Burada bir sorun var. Burada bir soru var ama gerçi kurla ilgili bir öngörünüz var mı? Sonuçta Türk lirası karşısında değer kazanacak mı yoksa Evet. değer kaybetmeye devam edecek mi TL? Bunu tahmin etmek çok zor ama yine en başta bahsettiğim gelişen ülkelerle karşılaştırmalı baktığında zaten Türk lirası oldukça değer kaybetmiş. Yani Türk lirasının bugün dolara karşı 6,5'a düşmesi veya 7'ye çıkması aslında çok önemli değil. Olması gerektiği seviyenin çok daha altında işlem görüyor Türk lirası. Dünyada işler kötü gitmezse Türk lirasının daha fazla değer kaybetmesini beklemem. Ama ciddi anlamda artık bu ekonomi politikasının bir masaya yatıp revize edilmesi lazım. Özellikle müdahaleci ekonomi politikasının fiyatlar açısından veya bazı kurallar açısından. Çünkü bu gidişat Türk lirasını hep zayıf kalmaya mahkum ediyor. Biz yeni bir kur krizi olacak mı sorusunu hep konuşuyoruz ama işsizliğin ve gelir dağılımının nereden nereye geldiği artık çok daha önemli bir finansal gösterge.
hatta en önemli gösterge diyebiliriz evet. vatandaşlar açısından. Doğru. Kerim Bey, peki önümüzdeki ay ekonomik alanda beklentiniz var mı? Türkiye için şu risk vardır ya da şu avantaj olacak diyebileceğimiz. Sonuçta pandemi bitiyor, hayat evet. normalleşecek. Yani en azından iş yerlerin bir kısmı açılacak, bir kısmı yine kapalı kalacak. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Risk olarak tabii ki turizm sektörünün artık sıcak sezona girmiş olması ama dışarıdan turist akımının artık olmayacağını netleşmesi gibi bir durum var neredeyse. Dolayısıyla turizm de önemli bir zemin kaybedecek Türkiye. Mutlaka turizm sektörünün çalışanlarının ekstra desteklenmesi gerekiyor bu dönem içerisinde diye düşünüyoruz. Petrol fiyatlarının düşüklüğü ve artık bu fiyatların biraz oturmuş olması Türkiye'nin avantajı olacak. Dolayısıyla ödemeler dengesi içerisinde çok büyük bir sorun olmamakla beraber turizm ağırlıklı, hizmetler ağırlıklı sektörlerde sorunların bir 6 ay daha sürüklenip gideceğini bize gösteriyor. Umarım bir an önce bu sorunlar çözülmüş olur. İnşallah. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Kerim Bey? Çok teşekkürler Gökhan Bey. Ben de teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, ekonomist, aynı zamanda Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sayın Kerim Rota'yla Türkiye ekonomisini değerlendirelim dedik. 20 dakikalık bir program formatında ilerliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir yayında elbette yine görüşeceğiz. Ama ben izleyicilerimize ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bağımsız gazetecilik için öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ben ne yapabilirim diyen dostlar, katıl butonumuz aktif, 0530-234-9767 WhatsApp iletişim hattımız, bize buradan da ulaşabilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.